आंखें हो खुली या बंद सनम तेरी तस्वीर दिखाई दे पलकें हो खुली या बंद सनम तेरी तस्वीर दिखाई दे मेरा नाम पुकारे जब कोई मुझे तेरा नाम सुनाई दे saat 20'de Cevahir Alışveriş Merkezi'nin içerisindeki Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu salonlarından birinde Amerikalı bir yazarın Sarah Ruhl
olsa gerek, şu anda tam anımsamıyorum. 1974 Amerikan Illions ya da Illions neyse, kentine dünyaya gelen bir kadın yazarın Temiz Ev adlı oyununu izledik. Ben, Hilmi Bulunmaz. Bulunmaz Kültür Merkezi çalışanlarından Ahmet Özkara, Mesut Atteki, Mehmet Şahin, Coşkun Büktel, Sadık Nedim, Erdük Göktaş gibi arkadaşlarımızla birlikte oyunu izledim. Daha önce Ürünlerin Gömül oyununun, Harpagon'la ilgili bir oyunun, Civan Canavar'ı yazdı, oynandığı salonda değil, diğer salonda izledim. Bu salonda oyun izlemek olanaksız gibi. Yanılmıyorsam Pesten Çıkmaz'ı da aynı salonda izlemiştim, yanılabilirim. Bir kere yandaki sinemalardan müthiş biçimde ses geliyor. Sinemalarla İstanbul Devlet Tiyatrosu salonu arasında yalıtım, izolasyon hiç yok. Hiç tiyatral bir ortam değil. Bunun yanı sıra izleyicilerin psikolojisini bozacak kadar oradaki güvenlik görevlisi mi, teşrifatçı mı olduklarını saptayamadım. İki tane delikanlı, yaşları 30 civarında, 30-35 civarında. Resmen geldiler, arkadaşlarımızdan Mehmet Şahin'le Ahmet Özkara'yı taciz ettiler. Siz kimsiniz? Niye yakışıklar yer değiştiriyorsunuz? Siz kimin davetlisisiniz? Bu arada ben ağzımdan yanlışlıkla bir yalan çıktı ya da bir eksik çıktı, yanlışlık çıktı. Bu anlamda o iki görevliden ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdüriyetinden özür dilerim. Benim arkadaşlarım, benim davetlerim gibi bir laf çıktı ağzımdan refleks olarak. Aslında Coşkun Büktel'in davetlisi olarak gitmiştik adeta. Şakir Gürzuman'ı tanıyorum falan gibi bir laf ettim. Dolayısıyla Şakir Gürzuman'ın adını vermiş oldum. Sanki bak Şakir Gürzuman, ben sizin tiyatronuzun müdürünü tanıyorum ha gibi bir şey oldu sanırım. O anlamda öyle anlaşıldıysa o iki arkadaştan özür dilerim. Ancak o iki arkadaşım da, iki erkek teşrifatçının da Ahmet Özkara ve Mehmet Şahin'den özür dilemelerini arzu ediyorum. Yani siz kimsiniz? Niye ikide bir yer değiştiriyorsunuz? Nereden geldiniz? Ne, yani sanki bomba arayan bombacı köpekler gibi sorular sordular bize. Hiç hoşuma gitmedi bu. Bunu esefle kırıyorum. Ha bize davetiye yollasınlar, bizi kabul etsinler falan, bu benim umurumda değil. Yani ben devlet tiyatrolarını çok sert biçimde eleştiren bir adamım. Dolayısıyla bizim elemanlarımıza, tırnak işaretiyle, bizim arkadaşlarımıza, bizim çalışanlarımıza böyle davranma hakkını kendilerine bulmuş olabilirler sigorta komutanı gibi. Onu da doğal karşılıyorum aslında. Oyuna gelince, oyun gerçekten ve gerçekten insan zekasıyla dalga geçen bir oyun. İkide bir oyunda espri sözcükleri kullanılmasına karşı, sözler edilmesine karşı oyun hiç espritüel değildi. Çünkü espri, yanılıyorsam özür dilerim, Fransızca bir sözcük ve zekadan kaynaklanan bir sorun yani. İnsanın zekasına hitap eden espri sözcüğü ya da espritüellik. O anlamda insan zekasına neredeyse, yani söven demeyeceğim, hakaret eden demeyeceğim, o niyetle yapmadığı belli yazarın, ama insan zekasını algılamakta zorlanan bir yazarın kaleme aldığı bir oyun. Oyunculuklar abartılı ve sanki bakın biz çok güzel oynuyoruz, hangi dizinde görev alabiliriz anlayışıyla oynanmış. Yönetmenlerde hiçbir yönetmenlik pırıltısı göremedim. Yazar bilemiyorum, son derecede dünya evrensel haklarına ve haklarına yönelik bir zeka pırıltısı içerisinde olmayan bir yazar. Yine diyorum, oyunu hiç beğenmedim. Benim beğenip beğenmemem kimseyi belki ilgilendirmeyebilir ama en azından ben duygularımı ifade edeyim. Bu arada üstten bir konuşma balonu gibi bir şey çıkıyor ve orada sözcükler yazıyor. Örneğin bir yerde espri diye yazıyor. Yani 5 harfta olacak. E, S, P, R, İ, espri. Bazı yerlerde 6 harfta olacak. Espri biçimde yazıyor. Yani İstanbul Devlet Tiyatrosu yöneticilerine şöyle bir önerim var. Lütfen kendilerine bir yazar versinler. Yani yazarların
oyunlardaki yazıları düşünce balonuna yazabilecek kadar yetenekli bir yazar bulsunlar ya da yazarlar bulsunlar ya da dramaturg bulsunlar o sözcükleri yazabilecek. Bu oyunu yazarak eleştirmeyi, açımlamayı düşünüyorum. Ancak bir kez daha yine diyorum, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun salonu dökülüyor. Ses yalıtımı yok, tamamen böyle sarkan delikler var. Hiç rahat bir salon değil. Amfiteyatro gibi yapmışlar ancak son derecede izlenmeye ve izlemeye müsait olmayan bir salon. Bu anlamda 5 Ocağı 6 Ocağı bağlayan gece şu anda 1.30-2 arası en azından bu dertlerimi anlatayım dedim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi geceler.